kulis verdi. Bu gerçek, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de masaya kondu. Gazeteci Mustafa Balbay, iktidarın ekonomiyi düzeltme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin umudunu yitirdiğini ileri sürdü. Gazeteci Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, Eylül 2021'den bu yana daha da görünür hale gelen ekonomik krizin de konuşulduğunu iddia etti. Ankara'daki hava şu: iktidar ekonomiyi düzeltme umudunu yitirdi. Bu gerçek Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde de masaya kondu, diyen Balbay, şöyle devam etti. Ekonomiyi düzeltmek için çırpınmak, önlemler aramak yerine, önümüzdeki yıl seçime kadar seçmenin gelirini artırmak, bunu öne çıkarmak, daha da artan giderini gündemin ikinci planına itmek hedefleniyor. Daha ne istiyorsun? Asgari ücretin 5 haneli rakamlara ulaşması bu anlamda mümkün. Varsın temel tüketim maddelerinin artışı asgari ücret zammını geçsin. Asıl olan, maaşını artırdık, gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun? Biz gidersek bu da olmaz demek. Bu durumun enflasyonu azdıracağı aşikar. İktidar, asgari ücretliye şunu demeye hazırlanıyor: 7 başlı 14 kollu enflasyon canavarıyla mücadele etmek olanaksız hale geldi. Onu senin üstüne salıyorum, merak etme, mücadele etmen için 2 değil 3 kürek veriyorum, sende de yürek var, birlikte mücadele edin. Başka acı bir gerçek var, tartışma asgari ücret üzerinden yürüyor ama burada bir başka acı gerçek var, asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Gelir dağılımının dengeli olduğu ülkelerde asgari ücretle çalışanların oranı %10-15 civarındadır. Türkiye'de ise %60'ı geçti. Mavi yakalı, beyaz yakalı, fiyakalı yok, asgari ücretli var, bu, toplumun yoksullukta eşitlenmesi anlamına geliyor.